Hünkârım Hatice Sultan'ın vaziyetini merak ediyorum. Fazla bir değişiklik yok. Ateş içinde, yarı baygın yatıyor. Anladım. Yatsızdan önce de gelip malumat ver Sümbül ağa. Baş üstüne efendim. Nereye böyle Hürrem Hatun? Çekil önümden. Dursana. İbrahim. Dursana. Efendim durmasını söyledim, durmuyor. Tamam bırak, söylesin bakalım derdini. Benim sen değil derdim. Sultan Süleyman'a söyleyecek derdimi. Oğlumu aldılar benden. Kim aldı? Olur mu öyle şey? Valide Sultan aldı. Sütüm zehirli diye yalan diyorlar. Hürrem Hatun, lafını bil. Valide Sultan hakkında böyle konuşamaz. Hekim kadın demiş. Zehirli süt demiş. Hekim kadın demişse biz ondan daha iyi mi bileceğiz? Haydi dairenize dönün. Haydi. Laftan anlamaz mısın Hatun? Giremezsin içeri. İçeride toplantı var. Sen de onlarla birliksin. Şer ittifakı. Ne dedin? Devran'ı koru sen. Beni at kurtların önüne. Her şey sen yaptın. Biliyorum. En yakın arkadaşımı sen soktun bu odaya. Sultan Süleyman beni gözden çıkaracak sandın ha? Ateşi sen başladın. Ben yanmam ama sen yanacaksın o ateşle. Al götür şunu. Elimden bir kaza çıkacak. Yürü Hürrem Hatun. Haydi! Yürü! Thank you.
Kaptanı Derya Pulak Mustafa Ağa. Evvela sen başla. Tersanelerimize yeni 1000 amele takviyesi yaptık. Gece gündüz 200 adet yeni kadırgayı inşa etmek için çalışıyorlar. Allah'ın izniyle baharda suya atmış oluruz hünkârım. Haziran'a çıkıyoruz sefere. Hazırlığınızı ona göre yapın. İnşallah hünkârım. Anadolu'daki sancak beyleri ve kadılara ferman-ı şerifinizi yolladık. Seferi Hümayun hazırlıklarına başladılar. Yeni toplar döktürüyoruz hünkârım. Darbzen cinsi toplara ağırlık vereceğiz. Darbzen iyidir Mustafa Paşa. Lakin Bacalışka'yı da ihmal etmeyin. Menzili uzundur. Rodos Kalesi'nin surları Belgrad'a benzemez. İki katı güçlüdür derler. Rumeli ve Anadolu'da 40.000 kürekçi, 20.000 azep asker yazımına başladık hünkârım. Âlâ. Şark'ta Dulkadir'de sıkıntı var hünkârım. Ne sıkıntı olabilir Ferhat Paşa? Sen de Dulkadir'le barışamadın gitti. Hünkârım arz edeyim. Dulkadiroğlu Ali Bey Mısır'daki Memlüklülerle irtibat halinde. Rodos seferi için Maraş'tan, Sivas'tan, Elbistan'dan bize asker sevk etmeyeceğini her mecliste söyler olmuş. O vakit Ferhat Paşa topla askerini, savuştur bu belayı. Dulkadiroğlu'nun aklını başına almasını sağla. Yahut al başını gel buraya. Gel bakalım Pir Reis. Bakalım senin şu haritalarına. Pulak Mustafa. Yalan söylüyor. Nifak sokuyor. Dulkadiroğlu Ali Bey öyle bir adam değildir. Ferhat Paşa'nın derdi başka. Ahmet Paşa günaha girme. Çoban Mustafa Paşa. Serdar olacaksın. Piri Paşa'nın sağ kolusun bundan böyle. Ferhat Paşa Şark'a gidiyor. Sen de burada orduyu sefere hazır edeceksin. Şeref duyarım hünkârım. Hünkârım, Layoş kafiri boş durmuyor. Avrupa saraylarında Sultan Süleyman artık buralara gelemez diye dolaşıyormuş. Dili uzamış. Onun dilini koparacağımı, o günlerin yakın olduğunu, dilsiz sokaklara dolaştırıp aleme göstereceğimi sana bu havadisi getirenlere tez iletesin paşa. Lakin unutmayasın. Yoksa senin de dilin gider. Sultan Solomon'un tersanelerinde yüzlerce gemi inşa ediliyorsa hedefi biz değiliz. Bu gemiler Akdeniz'e inecek demektir. Sultan Solomon'u yeryüzünden tamamen sileceğim. Efendim nasıl olacak bu? Halkımız Osmanlı varisi tarafından idare edilirken... Sarayına girip kalbinden vuracağım onu. Vakit geldi Victoria. Senin kutsal yasını bitireceğim.
Victor, Victor, kalk geldik, uyan. Buradan mı alacaklar seni? Kır bana da 10 tane bıldırcın sahana. Bir de şu kilerin altındaki pastırmadan koy biraz. Midem bayram etsin. Vallahi Sümbül ağa, 30 bıldırcın yumurtasını zor topladım. Hünkârımıza az kalmasın. Ne kiler kaldı ne bir şey. Bıldırcınlar yumurtadan kesildi. Hadi hadi. Hayırdır Boncuk? Sümbül ağa, çarşıya ineceğim, izin günüm. Bir diyeceğim var mı? Çarşıya inince bizim Bulgar'a uğra, benim malları da yüklesinler. Tamam, hallederim. Ne? Çarşı esnaftan Şeker Ağa'ya senle ne hediye gelirse önce ben göreceğim. Baş üstüne Sümbül ağa. Allah Allah. Ya ne hediyesi gelecek Sümbül ağa? Öyle tadımlık bir şeyler yolluyorlar. Olsun, tadımlık olsun. Ben de tadayım. Benim de canım var. Allah Allah. Allah Allah. Sultanım, hayrola? Benim bir şey mi var? Hünkârımı şu an görmeniz mümkün değil. Ben senin için geldim İbrahim. Anlamadım. Birazdan Hasbahçe'ye Hatice Sultan'ı çıkartacağım. Biraz yürüsün, hava alsın diye. Sen de gel. Bakma bana öyle. Ben her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsunuz? Geliyor musun, gelmiyor musun? Bugün biraz daha gözü açılmış Hatice Sultan'ın. İnşallah dayı. Aklım onda. Kaç gün oldu. Benzi hala soluk geliyor bana. Mahidevran Sultan hiç yalnız bırakmıyor. Hep yanında. Onunla çok ilgili. Belki ona açılıyordur. Tasası neyse söylüyordur. Dönelim. Mecalim yok. Şu temiz havayı çek içine. Vişne şurubu hazırlattım. Otur burada, hemen alıp geliyorum. İstemiyorum. İstemiyorum.
Siz karın altındasınız. Ben size ulaşamıyorum. Rabbim öyle bir gece yaşatmasın bir daha bana. Beni gördünüz demek. Hatırlamıyorum, bayılmışım. Şimdi iyiyim. Güneş parladı bugün. Lakin yine dairemde mahpus olacağım. Duydum ki iyileşmek için çaba sarf etmiyormuşsunuz. Kim için iyileşeceğim? Benim için Sultan. Bizim için. Mustafa'nın hocası Mehmet Çelebi'yi münasip buluyor valide. Sultanım, Rodos seferinden hayırlısıyla dönelim. Ben çaresini bulacağım. Güvenin bana. Durmayın. Bir ömür boyunca gözümüzden akan yaş doldurmasın bu şişeyi. Size söz veriyorum, sizi hiç ağlatmayacağım. Yüzünüzü hep güldüreceğim. Büyük günah Nigar Kafa. Anneyi oğlundan ayırmak. Ne zaman istersen gelip görüyorsun oğlunu. Bak çok sağlıklı maşallah. Süt annenin sütü yaramış. Anne vermeli sütü. Bak. Boş artık memem. Oğlum yok, süt yok. Bu ne? Bunlar? Korkma. Muska onlar. Adettir. Çocuğa iyilik, sağlık getirsin. Kötülüklerden, nazardan korusun diye takılır. İçinde dualar yazılı. Ya iyi dua diye? Kötü dua varsa içinde? Aa, olur mu? Hayırlı dualar yazılı. Kim yazdı bu duaları? Valide mi? Bu duaları bir hatun yazıyor. Bana da yazsın dua. Gitmek istemiyor musun?
Daha Hatun'la mı konuşsak? Sen daha iyileşmedin ki. Gülnihal, hazır mısın? Sümbül ağam, merhamet edin. Bu hatunun bir yere gidecek, hizmet edecek mecali yok daha. Görüyorum, kör değilim. Ya sabırıya rahim. Ama ne yapayım, nasıl burada tutayım? Gelsin diyor Hürrem hatun. Gülnihal hatun, yapma. Ağlama. Benim de ciğerimi dağlama. Söz, ben iyi edeceğim yaralarınızı. Hadi kalk bakalım uykucu. Bu mallar taşınacak. Öğlen ezanı okunmadan işi bitirmemiz lazım. Hadi bir el at da taşıyalım. Yok. Yok ben taşımak. Ne demek yok ben taşımak? Zaten yükümüz çok. Hadi çabuk ol. Bir de sana yük mü beğendireceğiz? Hadi. Gülnihal. Sen mi geldin? Ben geldim. Senin yaraların çok kötü. Yara yüzümde. Benim yüzüm çirkin oldu. Ama senin kalbin çirkin. Bana bak. Bak. Kendini gör. Yüzünü kapat. Şehzade korkmasın. Baksana. Viktor sen misin?
Ben Boncuk, Baltacı Boncuk. Yürü benimle. Hop 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 hop. Nereye götürüyorsun onu? Ne oluyor? Sana ne be? İşi var onun. Bırak çalışacak. Yeter be. Yallah! Bırak beni! Allah! Vurun! Yakalayın, kaçıyor! Bırakmayın be! Kayboldun sandık matrakçı. Şükür kavuşturana. Neredeydin ya? Seyyah oldum, alemi gezdim Cemal ağa. İyi. Hadi selametle. Toplantı için hazırız Hünkar. Bargalı, senin şu matrakçıdan haber yok mu hala? Rodos'a mı yerleşti? Dün bugün gelmiş olması lazım Hünkar. Akşam çarşıya inip bakacağım. Merak ediyorum nelerle gelecek. Hürrem Hatun. Bakın size kimi getirdim. Kim? Muskacı. Dua yazan hatun. Gelsin. Hemen gelsin. Altın muskazı yaz. Hepsini mi istiyorsun? Hepsi benim olmalı. Bunların sırrını bana ver. Bu cariye içinde bir şey istiyor musun? Yarasına iyi gelecek bir muska?
O istemez. Bana yaz. Bana oku içindeki sözleri. Söz değil onlar. Kelam Hürrem Hatun. Kelama ermek zordur. Dua yazarım ben sadece. Kaç altın istiyorsun sen? Ne verirsin? Bende çok altın var. Önce yaz benim için. En çok ne istiyorsun? Benim işim var hatun. Giderken taşlıkta bul beni. Hünkârım benden başkasını görmesin. Gözünü nereye çevirse ben orada. Oğlum Mehmet Şehzade padişah olsun. Ben de Valide Sultan. Ne söylüyorsun sen? Anlamadım. Hazreti Ali'nin bir kelamı vardır. Söyle. Hırs bir kaderdir ki onu topraktan başka bir şey kapatamaz. Bugün büyüleri istiyorum. Hemen. Büyü deme, günaha girme. Dua yazacağım ben. Bekleyeceğim, bugüne yetişmez. Ne zaman vereceksin? Biraz sabırlı ol. Ne zaman biterse o vakit vereceğim. Aldın kesiyi geri ver. Ne zaman gelirse muska o zaman alırsın. Bir ömür boyunca gözünü sana kan yaş doldurmasın bu şişeyi. Geçecek sultanım. Bu kederiniz geçecek. İyi günler gelecek. Geçmeyecek Gülfem. Ölene kadar bu sızı kalbimde kalacak. Piri Reis, senin bu haritaların bizim en mühim kılavuzumuz olacak. Duydum ki Kurdoğlu Müslihittin Reis de Akdeniz'de bu haritalarla kendi evinde gibi dolanırmış. Teveccüh buyuruyorsunuz hünkârım. Geçen bahar Gelibolu'dan kendi fukara çektirmemle çıktım. 4 ay kıyı kıyı tekrar indim Akdeniz'e. Bu haritalar son haritalar. Bazı tasihler mevcut. Bunlar daha doğru. Bunları Polat Mustafa Ağa'ya verelim. Donanmaya dağıtılsın. Çok değerli bir iş yapmışsınız reis. Sağ olun. Piri reis, seferde senin kadırganda olmak istiyorum. Bu sanatı bana da öğret. Anladım ki harita yoksa yol da yok.
Ne anladığını göreceğiz Ahmet Paşa Rodos yolunda. Ferhat Paşa. Sen ilgilenmiyor musun haritalarla? Ferhat Paşa gözünü Maraş'a, Elbistan'a, Dolukadiroğlu Ali'ye dikti hünkârım. Gayrı kolay kolay dönüp bakmaz bizim Akdeniz'e. Gözünü dikti lakin sefer hazırlıklarını hala bitiremedi. Hünkârım, bu hafta cuma selamlığından sonra hayırlısıyla yola çıkıyorum. Piri Paşa bana ancak 2000 yeniçeri verdi. Çok bile verdi hünkârım. İsyanın halen ne durumda olduğunu bile bilmiyoruz. Piri Paşa'm, benim sözümün bir hükmü yok mu? Ferhat Paşa, Rodos hazırlıklarımız yüklü. Bu yüzden 2000 yiğit tahsis ettim. Yoksa bilirim elbet, ateş olmayan yerden duman tütmez. Hazır mı muskalar? Bilmem, haberim yok. Oh. Hünkârımın gözü hep bana bakacak. Her elbiseye takacağım onları. Yastığı, yorganı. Beni her kötülükten koruyacak. Kötülük düşünenlerin akılları tutulacak. Ya. Piri Paşa, oğlun Mehmet Çelebi ile tanıştım. Çok iyi yetişmiş bir genç. Tuttuğu yol, inandığı istikbal etkiledi beni. İltifatınıza layık olsun inşallah. Mehmet Çelebi'yi çok parlak bir gelecek bekliyor Piri Paşa. Hünkârım, Venedik elçisi huzurunuza çıkmak için izninizi ister. Gelsin. Sultano mio, vi ho portato dei regali. Elçi Mucenigo size hediyeler sunmak için izninizi ister. Piyano seni. Yavaş yavaş, dikkatli. Tulipani di vetro per voi dal Palazzo di Venezia. Come forse saprete, il tulipano non cresce da noi. Riproduciamo questo fiore ottomano dal vetro e condividiamo questa bellezza con voi. Venedik Sarayı'ndan size camdan laleler. Venedik'te yetişmediği için bu Osmanlı çiçeğini camdan yapıp bu güzelliği sizinle paylaşıyoruz. Pek latif olmuş. Narin, kırılgan. İbrahim, bizim has bahçedeki bazı lalelerin soğanlarından hediye edin elçiye. Vatanına götürsün.
Venedik'te Osmanlı laleleri sarsın her yanı. Hünkârım, uzun yıllar boyunca lale soğanlarını topraklarımızın dışına çıkartmak yasaktı. Güzelliği paylaşmanın yasağı olmaz, kaldırdım. Piri Paşa, iyi gelin. Biz de Venedik'e gittiğimiz zaman beğendiğimiz ne varsa getiririz. E quando noi andiamo a Venezia, portiamo indietro tutto ciò che ci piace. È un onore ospitarvi nella Repubblica di Venezia. Prepariamoci immediatamente per la vostra visita. Sizi Venedik Sarayı'nda ağırlamak ne büyük şeref. Ziyaretinizi hemen hazırlayalım. Geleceğim. Ama gezmeye değil, almaya. Çevir İbrahim. Vero. Però non per visitare. Dicono che Re Lajos sta giurando per la vendetta e sta parlando di dare un colpo al cuore del sultano. Kral Lajos intikam yeminleri ediyormuş. Sultanı kalbinden vuracağım diyormuş. Söyle o akılsıza, ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Çevir İbrahim. Di a quel idiota. Se fosse fuoco brucierebbe tanto il suo calore. Yok, 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 yok. Sana zarar vermem, korkma. Bak, yok. Sen gökten pat diye düştün önüme, bayıldın. Ben de bakmaya buraya getirdim. Sonra baktım sen kadınsın. Niye erkek gibi geziyorsun? Bir kabahat mı işledin yoksa? Yok. Kaçak mısın? Çok kötü adam var. Ha, var. Ailen nerede, oraya götüreyim seni. Aile yok. Öldü. Ben kimsesiz. Adın ne? Victor. Victoria. Victoria. Sen korkma Gülnihar. Sana hiçbir şey yapamaz. Sen işini yap. Onu görmedin Nigar Kalfa. Gözü dönmüş gibi konuştu benimle. Hürrem bu muska meselesine fena takılmış. Hürrem hatunun muskalar korumaz. Onu ancak Sultan Süleyman korur Gülnihal. Hatun bana hayır için bir muska yazmak istedi. Onu bile engelledi. Hatun sana bunu yazıp verdi. Bunu çamaşırına tak, hiç çıkarma. Seni her şerden korur. Valide sultanımı bugün görmedim. Dinleniyor. Rahatsız etmesek. Peki. Ben de Hatice Sultan'a giderim. Hatice Sultan da dinleniyor. Onu da sonra ziyaret etsen daha iyi olur. Hanedan yatağa düştü. Onlara da muska lazım.
oldu dayı? Hayırlı bir haber mi var? Hürrem Hatun sizi görmeye geliyordu, yoldan çevirdim. Dinleniyor Valide Sultan dedim. Hatice Sultan'a göreyim dedi. Yok olmaz, o da dinleniyor dedim. Hanedan yatağa düşmüş, muska lazım dedi. İyi yapmışsın. Hiç onu görecek halim yok. Hatice'nin bu hali beni öldürecek dahi. Yüreğim sıkışıyor. Birine sevdalı, aşk acısı çekiyor desem o da değil. Kimseyi gördüğü yok ki. Sultanım acaba Edirne Sarayı'na ya da Bursa Sarayı'na mı gitse? Hava değişikliği iyi gelir belki. Keşke. İstiyorsa gitsin. Ne istiyorsa yaparım. Hatice Sultan. Hürrem. Daya Hatun dinleniyor dedi. İstemedi seni görmemi. Ben merak ettim. Yok. İyiyim maşallah. Ben biliyorum, sen aşk hastası oldun. Bilmiyorsun Hürrem. Kimse bilmiyor. Haberin yok ki olanlardan. Ne haber? Söylesene bana. Validem beni evlendiriyor. İbrahim'le mi? Pir Paşa'nın oğlunu münasip gördü validem. İbrahim ne olacak? Kim o? Benim İbrahim. Oo, hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. İçeri buyur etmek yok mu? Misafirin mi vardı? Ha, vardı. Ama gitti. Galiba misafirine gitmemiş matrakçı. Kedidir, boş ver. Kedidir ha. Gel bakalım pisi pisi. Sultanım Süleyman geliyor beni görmeye. Yüzünü sakın açma. Peçeli kim? Tanımadın mı?
Gülnihal Sultanım. Gülnihal mi? Tanımadım. Peçe niye? Yüzünde çıban çıktı. Yarı. Oğlum nerede? Mehmet'im, onu görmek istiyorum. Validem aldı oğlumu benden. Süt anneye verdi. Benim süt zehirmiş oğluma. Gülnihal. Oğlumu görmek istiyorum. Söyle getirsinler. Yazık Gülnihal'a. Güzelliğine, gençliğine. Sultan Süleyman girdi odasına. Hürrem şimdi ne naz, ne cilveler yapıyor. Gökten kucağına düştüm. Öyle mi? Anladım. Peki burada nasıl kalacak? Kim bakacak bu hatuna? Akrabaları varmış. Onları aramaya gelmiş. Bulursa akrabalarına gider. Bizler Odos'a gideceğiz zaten. Peki ya bulamazsa? Senden medet umarım ya İbrahim. Victoria! İbrahim Sultan Süleyman'ın en yakın adamı. O bulamazsa çare kimse bulamaz. Annesi gibi güler yüzlü, neşeli. Bizim neşemizin sebebi sensin hünkârım. Sen yok, neşe yok. Keşke Hatice Sultan da neşeli olsa, yüzü gülse. Hatice kötü mü? Bir şey mi oldu? Bugün yine baktım ona. Öyle rengi solmuş gibi. Genç, çok güzel hatun Hatice Sultan. Ama yazık, kalbi boş. Dul kalmış. Yakında, çok yakında gülecek yüzü Hatice'min. İyi bir izdivaç yapacak. İzdivaç ne? Evlilik demek. Aramızda kalsın. Mükemmel bir damat namzetim var. Şş. Tamam. Bana anlatma. Ama İbrahim biliyor mu? Beni emretmişsiniz. Sümbül Ağa,
Bu oğlanı hareme alacaksın. Bakıp iyi edeceksin. Hareme nasıl alırım efendim genç oğlanı? Benim kellemi uçururlar. Yasak olmaz. Estağfurullah abi. Alırsın be Sümbül ha. Sana kim hesap soracak? Sen bu haremin ağası değil misin? Ne? Daya hatun var. Valide sultan var. Görürlerse benim kellem gider. Vallahi ve tillahi etmeyin efendim. Bu adım da değildir. Vaaah. Hadım şimdi ya, hadım. Hünkârım Matrakçı Nasuh Efendi huzura kabul için müsaade ister. Gelsin. Bir gittin Rodos'a dönemedin Matrakçı. Neler getirdin bana hemen göster. Hünkârım. Rodos. Çok büyük bir ada. Çok da iyi muhafaza edilen bir ada. Denizde donanmamız elbet güçlü olacak. Ama savaşı bize lağımcılar ve hendekçiler kazandırır. Kalenin etrafı derin hendeklerle çevrili. Evet. Buranın sahibi benim. Senin adın Victoria mıydı? Evet. Dinle. Ben ne dersem onu yapacaksın. Cariyelerle didişmek, dedikodu yapmak, işten kaytarmak yok. Sessiz olacaksın ki başına bir iş gelmeden seni iyi edelim. Şu koluna da baktıralım, sonra öyle çolak kalma. Gel, gel, gel. Beni istemişsin Sümbül ağa. Sana bir emanetim var. Kalenin içinde bizden yana kimseler olmalı. Mevcut hünkârım. Yahudi Hekim Solomon ve şövalyelerden Andre ile irtibat halindeyim. İlaveten lağımcıların nereleri kazacağını oraya gönderdiğimiz esnaf takımı gösterdi. Rodos çarşısında 3 aydır tezgah kurdu bizim yiğitler. Mal alıp satıyorlar, muhit de edinmişler. Bizim Venedik elçisi gibi. Havadis toplayıp rapor edecekler. Âlâ. Duyuluyor neredeyse. Yavaş olun. Ayşe. Gel hele. Buyur. Bak Victoria. Tanışın kaynaş. Artık seninle kalacak. İstemem. Başka yer bulun. Çekemem acemiyi. Seninle kalacak. Sana hizmet edecek. Anlaşıldı mı Ayşe Hatun? Senin cariyen olacak. Nihayet. Göz dolduğumu hatırladınız. İyi, kalsın bakalım. Hadi, yıkan, temizlen. Benim daireme öyle gel.
Vakit geldi Victoria. Senin kutsal yasını bitireceğim. İntikamımı alacağım. Huzurunuzda yemin ediyorum. Victoria ne yaptı acaba? Ha? Işığın ardında kim var Fargo'da? Sultanım var Matrakçı. Akşam oldu Mustafa'm. Yeter artık. Bırak oyunu. Acıdı mı canım? Acımadı. Gel yanıma, gel. Gel bir sükunet bul, gel. Gel, başım döndü koşmandan. Gel. Baba, baba. Ne iyi, hepinizi birlikte gördüm. Gelirken sana uğradım. Söyleyeceklerim vardı valide. Hayırlısıyla ne vakit çıkıyorsun sefere? Yakında, az kaldı. Mustafa'm, aslan parçam. Haremim sana emanet yine. Ben de geleceğim sefere. Sümbül baksın hareme. Bundan sonraki ilk sefere birlikte gideceğiz, söz. Zırhımızı giyeceğiz, kılıcımızı kuşanacağız. Daha nice seferlerimiz olacak. Oturun. Söyleyeceklerim var. Hatice'm, sen de şükür iyileştin. Validem, eğer iznin olursa Hatice'min Piri Paşa'nın mahdumu Mehmet Çelebi ile izdivacını isterim. Pek münasiptir. Allah izin verirse sen hayırla dön Rodos'tan, hemen düğünü yaparız. Lakin ben yola revan olmadan nişan yapılsın isterim. Siz hazırlıklara başlayın, ben Piri Paşa ile konuşurum. Sağ salim seferden dönünce de düğünü yaparız. Hatice'm, kıymetlim, senin saadetin benim saadetimdir. Hala orada da mı hünkârım? Evet, orada. Hatice Sultan, Valide Sultan şimdi çıktılar. Hünkârım kaldı. Mahidevran'la baş başa mı yani odada? Evet. Yüzünü ne yaptın? Yaralar iyileşmiş. Hiç. Hiç. Hiçbir şey. Victoria, nereden geldin sen?
Sava'dan. Sava neresi? Sen duydun mu Nigar Kalfa? Duymadım. Sava köy. Yakın Tuna Nehir. Ya Tuna Nehri. Ben de Tuna'ya yakın Sulina'dan geldim. Tuna Nehri'nde çok yüzerdim çocukken. Peki nasıl geldin buraya? Benim aileden var burada. Onlar gelmiş 5 yıl. Anne baba ölünce ben de kaçtım. Savaş var. Tekine bindik. Onları bulmaya geldim. Sonra kayboldum. Kaybolmuş. Sultanın sarayını nasıl buldun? Nigar Kafa yalan söylüyor bu kız. Ah, oh. Yalan yok. Yalan günah. Hadi yatın. Yarın da koluna baktırırız. Ağlama Victoria. Bak ben sana inanıyorum. Hadi yat dinle. Hadi. Beni kandıramaz. Hünkârım ölüm fermanımı verdi Gülfem. Mehmet Çelebi ile evlendiriyor beni. Öyle demeyin. Gün doğmadan neler doğar. Lütfen ağlamayın artık. Gün doğmadan Allah canımı alsın. Kaderim buymuş. Manisa Sarayı'ndaki mutlu günlerimiz gibi. Mustafa'm size sarılmış uyuyor. Güvenli kucağınızda mutluluk bir sağanak gibi yağardı. Bu sarayda ise keder yağıyor üzerimize. Ben bu keder sahnağı altında yapayalnız korkuyorum. İstikbalimizi göremiyorum. Bu keder beni kör etti. Sizden çaresizce benden esirgediğiniz şefkati dileniyorum. İşlediğim kusur için sizden binlerce kez özür dilerim. Yüce affınıza sığınıyorum. Kusur elbet insana mahsus. Lakin sen beni hiçe saydın. Benim tercihlerimi hiçe saydın. Soframa zehir soktun. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahidevran. Thank you.
Piri Paşa'yı çağır bana Pargalı. Divan için mi görüşeceksiniz hünkârım? Geldin mi Nihayet Hatun? Geldim. Gün Nihayet. Çabuk ver, hemen takalım. Bunları takarsın. Bunları da suya atacağız. Suya mı? Suyunu içeceksin. Piri Paşa huzura kabulünü bekler hünkârım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun hünkârım. Hayırlı olur inşallah Piri Paşa. Bizi yalnız bırak İbrahim. İçme sakın o suyu. Karar ver hatun. İç, içme, iç. Ne bu? İçme çünkü yüklüsün. Yüklü? Yük ne yük? Gebesin. Ailem benim için çok kıymetlidir, bilirsiniz. Onların saadeti benim saadetimdir. Kız kardeşim Hatice Sultan ise nezaketi ve zarafetiyle kalbimin baş köşesindedir. Onu ancak mahtumunuz Mehmet Çelebi gibi kamil bir gence emanet edebilirim. Hünkârım, bu ailemiz için büyük bir şereftir. Öyleyse Rodos'a gitmeden ilan edelim. Sultanım, ne güzel bir sabah. Boğaz parlıyor masmavi. Hatice Sultanım, hadi uyanın. Sultanım. Hatice Sultan. Sultanım, ne yaptın sen? Hatice Sultan, ne yaptın sen? Ne olur aç gözlerini. Sultanım, açın gözlerinizi ne olur.
Hasoda başım, hünkârımız sizi çağırıyor. Gebeğim. Gebeğim. Gülnihal, Gülnihal gel, neredesin? Nigar Hatun'a git. Eve kadını getirsin buraya. Bakma sana öyle. Yürü. Pargalı, gel otur şöyle. Al kalemi eline, yaz. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden olma, Ayşe Hafsa Valide Sultan'dan doğma, Hatice Sultan'a, Vezir-i Azam Pir-i Mehmet Paşa'nın mahdumu Mehmet Çelebi'yi namzet tayin ettim. Sultanım, ne olur aç gözlerini, ne olur. Allah rızası için bak bana. Hekim kadın nerede kaldı? Ne oldu? Nesi var Hatice Sultan'ın? Aman Allah'ım. Neden yaptın Hatice Sultan? 100.000 duka altın mihri muaccel bedeli tayin edilsin. Ağırlıklar hazırlansın. Nişan hazırlıklarına tez başlatın. Hemen hünkârım. Hatice Sultan'a yakışır bir nişan istiyorum Pargalı. Bu kutlu günün sorumluluğu Sümbül Ağa'da ama ben seni bilirim. Şeref duyarım hünkârım. Söyle. Hadi söylesene. Gözün aydın, gebesin. Duydunuz mu? Nigar Hatun. Gülnihal. Gebeğim. Bir oğlum daha olacak. Tövbe tövbe. Deme öyle. Allah sağlıklısını versin de. Ben kız doğurmam. Benim oğlum olacak. Bütün saray duysun.
Maşallah. Nefesini tutma bırak sultanım. Derin derin nefes alın. Mideniz için şifa hazır edeceğim hemen. Daye Hatun, ilgilenirsiniz. Zorlanmasın, dinlensin. Yediği bir şey dokundu herhalde. Herkes bunu böyle bilsin. Ah Hatice Sultan, ne yaptın sen? Yazık değil mi sana? Neden ölmedin? Niye kurtardın beni? Valide sultanım duyarsa kahrolur. Söylemeyelim. Validem. Aslanım geldin, günümü aydınlattın. Gününü daha da aydınlatacak bir havadisim var. Neymiş o? Piri Paşa ile konuştum. Hazırlıklara başlayın, nişanı ilan ettik. Ah. Oğlum. Bir tane. Sana kardeş geliyor. Erkek kardeş. Gülnihal. Gülnihal. Al oğlumu. Hünkârıma müjde vermeye gidiyorum. Hünkârım sizi çağırmış sabahın erken vaktinde. Mühim bir şey mi var Piri Paşam? Devlet aile işi değil, aile işi konuştuk. Padişahımız efendimizle aile işi nasıl konuştunuz? Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Seninle konuşalım biraz. Hünkârımızın lütfuna mazhar oldun. Hatice Sultan'dan nikahlanmanı uygun gördü. Bu şerefe layık olmaya gayret edeceğim efendim. Hasada başı İbrahim hazırlıklara başladı bile. Buraya kadarmış Pargalı. Sultanın böyle buyurdu. Sen de fermanı elinle kaleme aldın. Ölüm fermanını yazdın Pargalı. Sen kim? Hatice Sultan'la saadet tasavvur etmek kim? Tanrı izin verse... Süleyman izin vermez.
herhalde sultanım. Nereye kayboldun dahi? Seni soruyorum, kimse bilmiyor. Efendim, işleri hale yola koymaya... Neyse, ziyadesiyle mühim işlerimiz var. Hatice'yi nişanlıyoruz. Hemen terzileri topla, kumaşlarla Hatice'nin dairesine gelsinler. Siz nereye gidiyorsunuz sultanım? Evladımı görmeye gidiyorum dahi. Senin neyin var? Yüzün dalgalanıyor. Sen bir şey saklıyorsun benden. Nasıl yaptın? Gençliğine, güzelliğine nasıl kıyarsın? Bana kıydılar ama. Benim kalbimi paramparça ettiler ama. Yine sevmediğim biriyle izdivaç yapmaktansa. Hünkârımın en kıymetlisisin sen. Seni yakan ateşi söyle hünkârıma. Nasıl söylerim? Müdürüm daha iyi. Valide Sultan geliyor. Toparlanalım. Hünkârımız çalışıyor. İçeri giremezsiniz. Girerim. Mühim. Hürrem Hatun. Has odaya aklına estikçe girip çıkamazsın. Buraya çağrılmadıktan sonra gelemezsin. Şunu anlamadın gittim. Pargalı İbrahim. Sen beni anlamadın. Ben mühim dedim. Ve Sultan Süleyman göreceğim. Bu arabana yasak mı? Hünkârım bağışlayın. Engellemeye çalıştım lakin... Tamam pardon. Hürrem Hatun. Ben sana müjde vermeye geldim. Bir şehzade daha vereceğim sana. Gebeğim. Allah'tan hayırlısı. Memnun değil misin? Bir şehzade daha geliyor hünkâr. Memnunum. Hem de çok memnunum. Lakin şimdi çalışıyorum. Çekilebilirsin Hürrem Hatun. Buyurun Hürrem Hatun. Hünkârım, tebrik ederim. Sağ ol Pargalı. Hatice Sultan'ın nişan tebriğe gidiyorum. Sen tebrik ettin mi? Thank you.
Ders bitti hoca, ders bitti. Aferin şehzadem. Şimdi söyle bakalım, en çok hangi halanı seviyorsun? Hatice halamı. Neden? Hatice hep benimle oynar. Beni çok sever. Ne istersem yapar. Ben de onu güldürürüm ağladığında. Peki Hatice halan neden ağlıyor? Bilmem. Hep ağlıyorlar kadınlar. Geçmiş olsun Hatice. Dikkat et kendine. Mideni kolla. Hep hassastır senin miden, biliyorsun. Nişan arifesinde tatsızlık olmasın evladım. Nişan arifesi mi? Aslanımla konuştuk. Hemen gecikmeden yapacağız. Hadi çok işimiz var. Terziler geliyor şimdi. Evet, bu çok güzel. Şunu ayırın kenara. Bir de şu acemi peklisini tekrar tutun. Evet, ben en çok bunu beğendim. Mahidevran, sen hangisini beğendin? Hepsi çok güzel validem. Hatice'm, canım kızım, sen de bir şey söyle. Beğenmediysen başka kumaşlar getirsinler. Lüzum yok validem. Hepsi güzel. Yoksa bizden ayrılacağın için mi üzülüyorsun? Lütfen gözlerindeki hüznü sil. Burası senin yuvan. Bu sarayın kapıları hep sana açık. Canım. Valide Sultanım. Gel Hürrem Hatun. Hatice Sultan'a Tipri'ye geldim. Mesut olsun. Ben de size bir Mesut olacak müjde getirdim. Evet, seni dinliyorum. Nedir müjden? Ben gebeyim. Yeni şehzade geliyor. Bak şurası nasıl geçti. Az kaldı, sabret. Bir geçse, aynalardan kaçar oldum. Yüzüne ne oldu? Hürrem Hatun yaptı. Onun en yakın dostu. Şeytan kadın yaptı. Bu iyi hali. Daha önce görsen korkardın. Hürrem kim? Sultanımızın gözdesi. Ona bir erkek doğurdu. Kraliçe, prens doğurdu. Sen karışma bu işlere Victoria. Bunlar tehlikeli konular. Gel biz seni koluna baktıralım. Çolak kalmayız. Gel. İbrahim'i gördüm az evvel. Sana selam yolladı. Üzülme. Ben yardım edecek ikinize. İstemem.
O yılan ne dedi ki sana rengin attı? Hiç. Yorgunum, uyumak istiyorum. Zümbüla, hayırlı haberi etrafa duyur. He. Yine bir şehzade geliyor. Artık iki şehzade annesi olacağım. Şerbet lokumdahtır. Hayırlı olsun inşallah. Boncuk ağa, çok mu bekledin? Mühim değil. Şifahaneye gideceğiz. Bu kızın kolu sakatlanmış. Düşmüş, bir şeyler olmuş. Nigar Kalfa, Nigar Kalfa! Beklesene. Nereye? Kızı çıkıkçı Dilber Kalfa'ya götürüyorum. Bırak, Boncuk götürür getirir onu. Sen benimle gel çabuk. İşimiz var. Haydi. Çabuk çabuk. İyi, hadi siz gidin o zaman. Boncuk ağa. Ben Victoria. Limandaki. Ben kaçmış. Yürü ben gel. Tersaneden haber geldi hünkârım. Ne zaman isterseniz gidebiliriz. Yarın uygundur Pargalı. Hayırdır? Yüzün düşmüş. Bir şey mi var bilmediğim? Haşa hünkârım, ben sizden ne saklayabilirim? Mümkün mü? Nasıl girdin saraya? Kim soktu seni buraya? Ya matrak. Şşş. Sakın ağzını açma. Bundan böyle benden habersiz hareket yok. Kimseyle kavga yok. Uyumlu ol, başını önüne. Yoksa ikimizin de kellesi gider. Nişan varmış yakında. Hatice Sultanımız çok güzel. Kısmeti açık olsun. Kime vermiş hünkârımız kardeşini? Piri Paşa'nın oğlu. Hoca Mehmet Çelebi diye duydum. Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk. Cezan bitti mi? Mahidevran Sultanım çağırdı, geldim. Hatice Sultan'ın nişanını mı kutluyoruz? Hürrem Hatun'un ikinci gebeliğini kutluyoruz. Hocam yazımı çok beğendi. Aferin benim aslan parçama. Al bakalım. Sen memnun musun peki hocandan? Memnunum. Baba, kadınlar nereden ağlıyor? Nereden çıktı bu sual? Gördüm. Hep ağlıyorlar. Bizim yüzümüzden. Biz erkekler üzüyoruz bazen onları. Ben üzmeyeceğim kadınları. Annemi de Hatice'yi de üzmeyeceğim.
Gülşah. İyi ki geldin. Neler oluyor bir bilsen. Duydum sultanım. Üzülmeyin lütfen. Hürrem Hatun, erken geldin. Mustafa ile oyun oynuyoruz. Mustafa, nasılsın? Bak. Burada sana kardeş. Yine mi kardeş? Sen en büyüklerisin ama. Abi olacaksın. İkisine de yol göstereceksin. Ben anneme gideceğim. O çok üzgündür şimdi. Bu kadın ikinciyi de erkek doğurursa yandık Gülşah. Allah korusun sultanım. Allah yazdıysa bozsun. Mustafa, canımın içi. Çok mu özledin beni? Erken döndün hünkârımın yanında. Sen ağlama, sen üzülme anneciğim. Ben seni hiç ağlatmayacağım. Hatice de ağlamasın. Size bu mektubu yazarken nefesimin kesildiğini, yüreğimin bu acıya katlanamayıp kanadığını hissediyorum. Bu bir veda mektubu değil efendim. Benim ölüm ilanı. Bundan böyle bir mefta olarak sürükleyeceğim bedenimi, ruhumu. İsyan etmek, günahkar olmak istemiyorum. Kaderimin karşısında tevekkül ile başımı eğiyorum. Ve sizinle ahirette cennet bahçelerinde buluşacağımız günü bekliyorum. Efendim, bize sabır ve selamet diliyorum.
Piri Mehmet Paşa'nın zevceleri Dilruba Hatun Hazretleri ve refikaları. Hayırlısıyla Rodos'tan Zafer'le döner dönmez düğünümüzü yaparız. Hünkârım, bu saraydaki en muhteşem düğün olacaktır, eminim. Mehmet Çelebi çok mahcup, terbiyeli bir hoca. Bakın nasıl da sığınmış Pargalı İbrahim'e. Çağırın damat Nevzet'i. Nevzet'i mi kaldı paşam? Daha atanmadı mı asil damatla? Ahmet Paşa, bu mutlu, kutlu gecemize şeref verdiniz gelmekle. Lakin adapta kusur olmasın. Hatice Sultan benim hazinemdir. Bahşettiğiniz bu hediye ömrüm boyunca elimden düşmeyecek hünkârım. Siz devam edin paşalar. Sen burada kal, damatla ilgili. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Mesut etsin Hatice'm, kıymetlim.
Gel bana bir eğlen, yen. Aşağı iniyorum, şimdi seni boğazını sıkacağım kerata. Gel çabuk buraya. Ah bırak sakalım yahu. Yahu sen de ayağıma bastın. Hoppala, züppala, züppala. Aman, aman anneciğim. Aman öldüm, bittim, bayıldım. Aman. Ateşler yerlere yayıldım ya. Has odabaşım, müsaadeniz varsa. Tabii, buyurun. Müsaade ne demek? Bu gece kalbim çok sıkışıyor. Geçmiş olsun. Rahatsız mısınız? Yok, hasta değilim. Çok heyecanlanınca... Geçer. Bir kez yüzünü görmek nasip oldu sultanım. Ama o gündür, bugündür... O güzelliğini hatırlamadığım an yok. İzdivacımızı sabırsızlıkla... Dua edin Mehmet Çelebi. Dua edin hünkârımız tez zamanda zaferle dönsün. Rodos seferi hepimizin dönüm noktası olacaktır. Mustafa'ya baktın mı? Keyfi yerinde mi? Baktım, baktım. Keyfi pek yerinde. Dünya. Mehmet'im nasıl acaba? Ah kara gözüm. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Bal kabağı. Ah ah. Beni böyle dövmeye hakkın yok. Al şu kumunu da içine sok. Yazıklar olsun sana, yazık.